Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Sergen Yalçın canlı yayındayız. Sezonun ilk programındayız. Hocam botoks mu yaptırdın diye soruyorlar sana. <laughs> yani botoks <laughs> Ameliyat oldum gözlerimden de. Göz kapağı ve göz altı ameliyatı oldum. Hala daha geçmedi. Yeni oldum 2-3 hafta oldu. O şimdi düzeliyor yavaş yavaş. Biraz kendime biraz kendime yatayım dedim. Ya botoks Yatırım yaptırmaz mısın dedim. mesela hocam? Yok yaptırmıyorum. Çok ısrar ediyorlar ama yaptırmıyorum. Yaptırayım mı iyi mi? Bilmiyorum ki görmek lazım. Bazısı kabus oluyor. bazısında <laughs> bazen çok oluyor kötü yani. Oluyor. Yok yaptırmadım ya ben ameliyat oldum göz yakından hmm. gösterilirse izleyiciler olsun. görebilirler böyle kamera yakın alırsa. Geçmiş olsun iyisiniz ama İyiyim iyiyim. yok 3 hafta falan oldu. Gayet iyiyim. E, şeyi anlatıyordum siz ben kestim. Seyircilerimiz onu söylüyorlar. Bu Rıdvan'la Ersin ve Gençlik gençleşme Projesi Gençlik projesini anlatıyordunuz. Şimdi sezona başlangıcı toplantı yapıyoruz işte. Ekonomimiz zaten sıkıntılı çok yani he, nasıl ben Ersin'le Rıdvan'a bağlayacağım o, ama evet. sana şunu önce şunu anlatayım da şunu da herkes bilsin iyicene. Nasıl şampiyon olduk? Bizim başarımız ne? Benim başarım şu. Kulübe tek kuruş, bon servis, bon servis hiçbir şey verdirmeden takım kurup şampiyon olmak. Benim başarım şu. Ersen Rıdvan gibi oyuncuları oynatmak. Böyle bir riski göze almak. Kimse almaz hocam. Kim almış? Bak tarihe bakalım. Kim oynamış 19 yaşında kaleciyle? Çıkart bir tane bana. 19 yaşında kaleciyi kim oynatmış? Kim böyle bir risk almış? Belki teknik direktörlüğümüz bitecek. 3 2 ay 3 Zaten zaten paket olacaktık. Üç, altıncı hafta falan zaten paket oluyorduk biz. İşte o se sezona çok kötü başladık. Neden kötü başladık? O pauk maçı girdi. Biliyorsun. Hiç o ortada olmayan bir maç çıktı. Antrenmanlara başladık. Beş gün sonra pauk maçı var. Beş altı gün sonra. Hatta ben maçtan sonra şunu söyledim. Yani dedim ki Avrupa'da oynayacağız da bu şu an zamanı değil yani. Beş altı gün sonra biz ne nasıl oynayalım eleme maçını? Hatta Lens'i sabek oynattım diye beni çok eleştirdiler ya. Hmm. Lens'ten sabek olur mu diye. Ya kardeşim bütün sene sabek oynatmadık mı Lens'i? O zaman iyiydi de şimdi mi kötü? O zaman iyiydi sahabe. Aa bak hoca sahabe yarattı. E sonra kötü. Şimdi ben bunlara kızıyorum yani. Ya bir oyuncu bir maç kötü oynadı diye kötü olmaz. Olamaz. Neyse sezon başı ne yapalım ne edelim nasıl takım kuralım. Hocam işte ekonomimiz kötü. Genç oyuncularla oynayalım. Dedim oynayalım başkana. Sen dedim çık bir açıklama yap biz genç oyuncularla oynayacağız. Biz de oynayalım bizim için benim için bir sorun yok ben oynarım dedim. Ben zaten ben altyapıdan geldiğim için altyapıdaki çocukların bütün sorunlarını bütün sıkıntılarını biliyorum. Ya geldiğimde genç takıma ikinci sahayı bile vermiyorlar antrenman yaptın diye genç çocuklar. O çocuklar nasıl A takıma çıkmayı hayal edecek kafasında? ben geldim o çocukların tesisini düzenledim, antrenman sahasını verdim. Bak hocalarını koydum. Yemek A takım ne yiyorsa aynı yemek, A takımın salonunda antrenman. A takım neyden faydalanıyorsa oradaki çocuklar aynısından faydalanacak dedim e, ee, çocuk şeyde talimat verdim benim işte o bağlantıdaki Gürsü e, Hoca ile Ozan Hoca'ya. Her şey eşit olacak dedim altyapıyla. Ne, buraya ne geliyorsa oraya da aynısı gidecek. Siz dedim bununla ilgileneceksiniz. Bir sorun olursa sadece bana söyleyin yeter. Yani onlar her şeyle ilgilendiler. Bu konuyla ilgili e, oradan bilgi alabilirsiniz. Anlattığım konularla ilgili de istediğinize sorabilirsiniz. Benim benim anlattığım her şey %100 doğrudur hocam. 99 değil. %100'dür yani. Ersin'le olayına geleyim. Şimdi sezon başı başladık. Eee hocam kalede ne yapacağız? Dedim genç oyuncularla oynayalım dediniz. Ben de dedim Ersin ne utkuyla oynayacağım. Nasıl? Bunlarla oynayacağım ben. Yabancı kaleci almayacağız mı? Almayacağız. Nasıl? Almayacağız dedim yabancı kaleci. Ben bunlarla oynayacağım. Riski de ben alıyorum. Bütün riski ben alıyorum dedim. Ersin'i çağırdım sonra. Oturdu. Dedim oğlum bak. Ben seninle oynayacağım. Kaleye seni koyacağım. İstersen dedim her maçta 10 tane gol ye. Yine de sen oynayacaksın bu kalede. Git dedim kendini ona göre hazırla. 10 tane golü istersen her maç. İstediğin kadar gol ye dedim. Sen oynayacaksın bu kalede. Çocuk da tabii biraz 19 yaşında kolay mı abi? Ben kendi 19 yaşındaki halim aklıma geldi yani. Ya bir hoca bana böyle söylese mesela 19 yaşındayken. Gerçi ben doğru örnek değilim ya. Yani, ben de oynuyordum 19 yaşındayken. <laughs> Neyse bir genç oyuncudan bahsedelim yani. Ya bana bir hoca mesela böyle bir şey söylese var ya. Bırak kaleye geçmeyi kaleyin tamamını kaplarım ben böyle yani. Bir hoca bana diyecek ki ben seninle oynayacağım. Sana güveniyorum. İstediğin gibi oyna. istersen 10 tane gol Siz yani, bu arada 19 yaşında A takımdaydınız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii canım. Sonra e, bana yönetimden sürekli hocam yabancı kaleci almayacağız mı? Yabancı kaleci almayacağız mı diye geliyor. Ya kardeşim almayacağız dedim ya. Bunlarla oynayacağız. Onlar artık baskıyı geçtiler. Onlar başaramadılar. Bu sefer arkadaşlarımı arattırmaya başladılar. Ya hocam işte bir arkadaşım oraya buyur kardeşim hocam nasılsın İyiyim. sen ne yapıyorsun ne tür durum işte falan filan. Ya hocam yabancı kaleci almayı düşünmüyorum ki. Ya hadi oğlum kapat telefonu diyorum ya. Senle de mi uğraşacağım? Almayacağım dedim yabancı, yabancı kaleci. Oynayacağım. Riski de tamamen ben alıyorum zaten. Risk benim riskim. Nasıl Wellington riskini ben aldıysam. Kale, Ersin riskini de ben alıyorum. Rıdvan riskini de ben alıyorum. İşte sen oradaydın o gün. Ersin'le Rıdvan'ı çağırdığımda. Bunlar testte kalıyorlar. Bunlara dedim siz niye tesiste kalıyorsunuz ya? Niye burada kalıyorsun? Burası eviniz mi? Gidin evinizde kalın. Burası iş yeriniz sizin. İşe gelin ve gidin. Hatta Tesisle siz, siz Şey dediniz birlikte eve çıkın dediniz. Evet. Yani ben o konuşmayı mesela çok iyi hatırlıyorum. Ee, başarınızı anlatacak hikayelerinizi anlatacak bir çevreniz olsun. Eşiniz, dostunuz, kız arkadaşınız, arkadaşınız olsun. Evet. Hani bir maçta çok iyi geçtiğinde. Onunla paylaşabilin. Ya eve tesiste gidip tesiste anlatacaksın? Eve gidip sosyal tesiste, medyaya bakmayın sadece. Tacı garsonla oturacaksın orada yani. Orada futbolcular orada kalmıyorlar. İdman bitiyor. Ya atıyorum, belli bir saatten sonra herkes gidiyor. Orada kimse yok. Sen kaleye geçmişsin ya 19 yaşında 5 yaşında kalecisine geçiyorsun. Git bunu arkadaşlarına, ailene, birilerine anlat bunu yani. Hani bunu yaşa. Yaşa ki daha başarılı ol. Özellikle kız arkadaş yapmasın. Ya kız arkadaşınız atışınca. olsun. Gidin, gezin, eğlenin, dolaşın birazcık. Burası sizin iş yeriniz. Buraya iş yapmaya gelin. Burada yaşayamazsınız. Burası yaşam yeri değil. Ben oyuncuların tesiste kalmasına o yüzden son derece karşıyım mesela. Hiçbir zaman oyuncuların tesiste kalmasını... Mesela hep mesela. böyle bilinen de şeydir değil mi? Bu daha disiplinli bir modeldir Yok. diye düşündür yani. Oyuncu tesiste ben kalsın gecesi. Ben ilk geldiğim gün, göreve olsa... geldiğim gün bütün yasakları kaldırdım. Bak sana o kadar diyeyim. Ne kadar yasak varsa hepsini kaldırdım. Oyuncular işte kolayı yasaklamışlar. Serbest. İşte o serbest. İşte yemeğe eşortmanla gelmek zorundalarmış. Serbest. ne istiyorsa onunla gelsinler. Ama kola içmeleri sağlıksız değil mi hocam? Hocam kendine sağlıksız ya. Bu profesyonel 3 milyon euro alan adama sen kolay iş iç, kolay iş der misin yani? Böyle bir şey olabilir mi? Sen şimdi Liverpool takımında atıyorum e, Mane, sen kolay içemezsin diyebilir misin mesela? Mane niye geçti hocam? İşte neyse oraya geçti. Oradaydı ya. Yani. Salah diyebilir misin? Salah sen kolay içme çok zararlı. Diyebilir misin? Ya hangi devirde yaşıyoruz ya? Yasak neymiş yani? Düzeni bozmadığı sürece hiçbir sorun yok. Onun bedelini de kendi öder diyorsunuz Öde. Hata yaparsa. Hocam saygısızlık ve düzeni bozmanın bedelini ödersin. Diğer konularda hiçbir sorun yok hocam. Hiç böyle bir şeyle şey karşılaştınız mı? Ya, o zaman zaman bazen oyuncular e, hadlerini aşabiliyorlar. Yani kendilerini çok önemli pozisyonda görebiliyorlar takım içerisinde. Ve bu onların değişik şeyler yapmalarına sebep olabiliyor. Ama çağırıyorsun oyuncuyu, oyuncuyla konuşuyorsun, ona anlatıyorsun. Bunların neden zararlı olduğunu, neden bunları yapmaması gerektiğini neleri yapması gerektiğini, ondan neler beklediğimizi oyuncu ile bir konuştuğun zaman oyuncu anlıyor zaten. Mesela Abu şey dediniz mi? Bence sen sakat değilsin denmez de. Hani oynasan iyi olur. Biz şöyle şampiyonluğa gidiyoruz falan dediniz mi? Ya bak sana diyor, Bakar hikayesi anlatayım da şimdi. Biraz Anlatacağım, anlatmayacaktım ama. Şimdi Sivas'a maça gittik. Ee, Abu Bakar sakattı işte buna baskı yaptılar. Oyna oyna falan filan. O da tamam ben oynayacağım, kendimi riske atacağım falan filan. Neyse maç başladı. Şimdi zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani de bile atmıyor yani koşmuyor bile çok rutin oynuyor yani. İşte dakika 44'de falan geldi. Bir şey, bir pozisyon oldu bu böyle yaptı. ay ayağını falan tutuyor böyle göreceksin. Dedim ya vuruldu mu bu dedim.